Yelkenli ve Motor Çift kanalından herkese selamlar. Yasas. Bu bölümümüzde Tiros Adası'ndan 12 adaların en şirin olan Halki Adası'na geçiyoruz. İlk kez Halki'yi göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Halki'de marinaya bağlandıktan sonra iki tane güzel koy geziyoruz. Biz Halki'ye aşık olduk. Umarız siz de beğenirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam ediyor. Eda içeride. Mutlu. Türk komşu çok. Güzel bir şey. Dört tekneyiz. İskeleler, şeyler kopmuş hep. Bak görüyor musunuz? Şunlar. Şuradakiler hep kopmuş. Şöyle direkt iskeletine bağladım. Şurada karşı yere bağlı. Millet geçerken ayağına talanıyor yani maalesef. Yani iskele kadar da saçma bir şey. Yani restoran iskelesi derler buna Türkiye'de. Şimdi burası marinaymış. Yüzen iskele. Böyle şehir devam ediyor. Gördüğünüz gibi Halki. Halki. Burada. Böyle küçük küçük soluganlı bir yer. Mark bir bakery buldu, Dimitris Bakery. Bakalım içeride bir tiropitakya varsa. Peynirli börekçik yiyeyim. Hava yapıyor. Ya Ford Polis'in arabasının güzelliğine bir bakın ya. Hava yapıyor. Citroen. Gösterip duruyor arabayı. Aa bir de beni gezdir be. Tatlı bir şey ya. Bundan satılsa ya Türkiye'de. Nüt nüt. En güzel yeri bulmuş uyuyor değil mi Mert? Aynen. Teknenin manzarası nasıl ama? Önceden yere yırttım. Burada denizin rengine bakalım. Şu an yerimizi değiştiriyoruz. Telefonu takıyorum. Evet.
Sence kıçın kıçın mı oraya yanaşalım yoksa baştan mı yanaşalım? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah. Bence şöyle yapalım. Balonu atmayalım. Buraya dik usturmaça lazım. Evet. Şimdi ben ayarlayacağım ya. Tamam. Al sen. Ben ayarlarım yavaş yavaş. Burada olduk bakalım. Ya biz nasıl ineceğiz buradan? Ben işte zor ya. Ayağın kaymam. Merdiven falan yaptıracağız ya da Ikea'dan merdiven alacağız. Ben de şunları çözeyim. Evet. Yeni yerimiz burası oldu. İyice doldu iskele çünkü. Şimdi daha nasıl oldu? Evet. Hadi in arka. Üstünde yaşa, denize gir sen bir. Tamam bitir. Bundan sonrası bende zaten. Yapacak bir şey yok artık. Şu öndekini de sökeyim de şu yana ortaya aşağı yapayım. Yerimizin en güzelliği de hemen deniz dibimizde oldu ve denize buradan girip çıkacağız. Süper oldu. Hava gittiler baya. Evet. Vay be. Biraz önce bir tane Portekiz bandalı geldi. Full dediler, geri gönderdiler. Adam gidiyor vallahi, Rodos'a doğru gidiyor. Gelmek gerekiyordu. Zaten bu kadar bir şey yani. Park. Bizim çiftlik restoranı, çiftlik köyündeki pardon, Almak restoranı. İskelesi bile daha büyük bence, birden daha konforlu. Aynı büyüklükte ya. Hatta yok, bu daha küçük, ben sana söyleyeyim. Daha küçük, aynen onu diyorum ya. Hadi şey arkaya doğru az yüzek de oraları çekelim, orada güzel gözüküyor. Bak hızlanıyor, bak yavaş yavaş. Evet, şimdi ayağa kalktık. Hızlandı, bak 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 bak. Nasıl gidiyor çakal? Daha kuyruğun içine kalkıyor. Onun poposu ağa geldi, o kadar kalktı. Kalma var ya altında onun. Üstüne kalktı da ya. Manzaraya gel. Çok güzel ya. Baksana Rodos'a kadar geldik. Güneş geliyor ki. İki adımı Rodos zaten. Orası çok güzel gözüküyor. Adam bayağı Rodos'a doğru gidiyor. Thank you.
denizin resmini çekiyorlar. Kansızlığa çekiyorlar. Ovanın ikinci katındaki pencerede iki tanecik güvercin var. Çok tatlı. Çekil mi? Yes. Beyaz ya. Güzel güzel. Beyaz. Ama çok güzel gözükmüyor mu ya? Ne kadar da. Güzel değil mi? Tam manzara ya. Yani acayip. Acayip bir yer. Bir de şu otellere bakalım. Biz de şöyle güzel burada çıkalım. Odaları kiralayalım mı? Evet. İmtiyaz zete, domatya yapalım. Bak Doris'in küçüklüğü sayesinde gene sığdık bir yere, doğru mu hocam? Evet, evet. Yoksa baş baş sıkılıyordu. İhbar diyordu. Ha, bak yine çağırtıcılar işte ya. Bunları, tabii bunların kaptanları var, arıyor. Aynen, kaptanları direkt arıyor. Bunlar tanıyorlar. Ha, Pietro'dur. Bir yer ayırın diyor. Onun boş yüzünden var. Çıktık biz. Evet. Yerimizden ama daha güzel oldu yerimiz. Daha iyi oldu ya. Loca'dan oldu. Denize bakıyoruz. Boş ver, her kız denize bakıyoruz. Her kız. Boş ver. Şunu da güzel çekelim mi? Mavi evler çekiyorlar. Mavi evler çekiyorlar. Biz de o eve çıkıp çekinelim mi? Tabii ki. Şimdi yapalım mı? Şimdi. Ne zaman? Ayakkabılarım yok bende. Hadi git al gel. Şu evin rengi, suyun rengi ve tırnaklarımın müthiş uyumu. Hepsi aynı renk. Şöyle bir de sizlere göstermek için küçük bir bot turu yapalım dedik etrafı. Hani kendimiz gezmek değil de maksat size göstermek, yanlış anlamayın. Doğru mu hocam? Evet. En güzel ev seçme yaşaması yapacağız. Şey yalı yapmışlar. Evet, yalı. Herkes. Yalos. Yalı yapmışlar. Yalos yapmışlar. Zaten yalı diyorlar kendileri de yalılara. Otel dolu değil mi? Hepsi otel neredeyse. Evet, hepsi otel. Bak oraya da yeni yapıyorlar ama gene eski görünümde yeni. Ne güzel var arkada. Evet, bence bozmak sigureti yasak zaten. Evet. Sigureti gibi herkes böyle yapıyordur. Sigureti yasak. O zaman güzel. Bak şurada da bir tane siper var. Düşman gelirse siperi kullanacaklar. Evet, evet. Bunlardan birçok yerlerde hep var. Gerçekten balkon çıkmışlar. Vay 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 vay. Balkonda gideyim bari. Dokümento. Romalı ki portakalı. Portakalı yeri nerede arka? Abi kiliseymiş. Evet. Bunun çan kulesi 12 adalardaki en yükseğiymiş. Daha önce söylemiştim onu. Süslüymüş o. Gezeriz akşamüstü. Kafe bar steki. Hadyo. Hadyo. Bobby's restaurant. Bobby's. Fedon travel mı? Kania Beach, Aya Gorgio, Stracia.
bakıyor. Nasıl balık tutuyor. Şamandıralara bak. Hadi kas. Deniz mayını gibi. Oo. Şamandıra'dan geçilmiyor. Mert de buraya demir atalım demişti. Şu ev çok güzel. Arkandaki ev bomba. Ellerini bir sok ya. Kafanı biraz çek. Çok güzel ya. Hadi senin mi? Beyaza bak, beyaza. Of ya, o ne ya? Beyaz ne abi? Güzel ama böyle. Kaya var ve kayanın üstüne minder koymuş. Mavi zaten güzel. Bir de şöyle geldiğimiz yere bakın. Hellenic Coast Guard. İstanbul. Hellenic Coast mu? İstanbul. Çok uzak değil mi? Uzak. Coast Guard çağırdı bizi yanına. Ondan sonra da koyun içinde yüzenler var, siz yapmayın dedi. Biz de tabii ki dedik ki zaten de yapmıyoruz. Yapanlara da ayrıca kılızdır biliyorsunuz ki. Burası hemen dibinde demir yeriymiş değil mi Mert? Potamya dedikleri yer olabilir mi? Potamya. Potamya mı? Podama mı? Öyle bir şey. Ha o uzak. Okay. Burada da bir sürü evler var otel gibi. Organize plaj olabilir mi? Bakın turkuaz yapmışlar teknelerini, çok yakışmış. Deniz de zaten o renk. Müthiş. Güzel bir demir yeriymiş. Olur. Güzel bir demir yeri. Erişteler var dipte, kumlar var. Kum mu? Çok güzel. Burada bir taverna var sanırsam. O tavernanın şezlongları olabilir ya da otel gibi bir şeyin şezlongları olabilir. Bizim Kaş'taki gibi. Taşlık. Üstüne platform yapsalar çok yer kazanırlar. Çok evet. Güzel olurdu. Onu akıl etmemişler biraz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Eda tekneden nasıl ineceğiyle ilgili bakınıyor ve bulamıyor. Bakın hava çok güzel oldu. Dur Eda, sen az bekle bebeğim. Şu yalan inemez mi? Yok ben halledeceğim dur. Bak şu arkaya bir çekeyim, seni bir çekeyim dur, acele etme. Çok güzel renkler. Yarın drone uçuracağım. Bak böyle sallanıyor ama. Onu baştan söyleyeyim. Hadi bakalım. You turn it directly in front of your boat. Okay. Slowly. Yes. Once they are enough and deep enough, because it become waves. Okay. But they keep slowly, no wave. It becomes a knife. If it was a thing, it becomes a knife. Prepare it like this. Şeylere dikkat et ha. Tuzaklara dikkat ederek yürü. Bakın su gördüğümüz gibi
da böyle. Eda fotoğraf istiyor. Bakın kule gözüküyor. Burası tam bir şey ya. Tamam tamam. He? Evet. Saat kulası da öyle. Ha? Koklakyaların güzelliğine bak ya. Bak göz nazar değmesin diye kırsanızı. Şu mu? Evet. Nazarlar değmesin diyorlar. Niye değsin ki? Allah nazarlardan saklasın. Kapısı açık mı? Açık gibi ha. Nazar boncuğu çok güzel. Gel kapıyı da. Yok kilitli. Tühünüz. Bakınız bunların hepsi otel. Apart, villa, kalipso. Villacılık kalkandaki gibi. Kıyafetinle çok uyumlu. Fotoğrafını çekeyim. Mert, saat kulesi de güzel gözüküyor. Arkada. Köyümüz pek şey değil mi? Minnoş. Yani burada gel böyle sürekli film çek. Sürekli fotoğraf çek. Öyle bir yer. Şu da bir ailenin evi miymiş neymiş, çok güzel bir yer. Mert olay yeri incelemelerinde bulunuyor. Eli belinde modelimiz. Bu da bir kümbet. Bu bir sarnıç mı yoksa kümbet mi? Ay çok güzel gözüküyor her şey. Bomba gözüküyorsunuz. Bilmiyorum. İki aşık kedi. İki öpüşken diyebiliriz. Öpüşün bakayım. Eda gene çiçeğini buldu. Evet. En sevdiğim de gongillerimi buldu. Gelin bakalım. Devam edelim. Yok. Çok güzel. Yokuştan çıktık. Şimdi şu yokuştan şöyle aşağı tepe takla iniyoruz şimdi. Evet Eda hocam. Yes. Arkada gözüküyor memleket. Evet. Güzeller güzeli. Halki Adası. Halki Adası. Evet. İyi. Tamam yeter. Artık aşağı inebiliriz. Hadi inelim. Adamızın etrafında gezmek isterseniz çeşitli plajlara şu taksi. Bak aşağıdaki şeyleri tekneyle geçelim. Şuralara gidiyorsunuz. İşte Areta, Trakya, Kania. Kania'ya biz bugün gittik zaten botla galiba. Diogiali. Bak Giali, Diogiali. Alimya Adası. Bunların da fiyatları bunlar. Dolaşıyoruz hala. Yani yerli biliyoruz da Türkler. Remezzo'da oturduk. Remezzo'nun Remezzo salatası. Hadi bakalım. Hep Greek salat yiyecek halimiz yok. Bir de İtalyan salatası yiyelim. Evet Edoş. Hello. Kalimera sas. Manzaram böyle mi? Yep. Burayı iyi mi?
Şöyle bir yerde denize giriyorum. Güzel mi evlerim? Butik, butik evim var burada, butik ev. Manzaralı manzaralı denize girilecek. Halki'nin evleri. Halkicik. Küçük Halki. Burada toplu taşım yok. Araba kiralama, motor kiralama yok. Bisiklet kiralama da yok. Burada yürünüyor arkadaşlar. Otobüs yokmuş. Evet. Otobüs yok. Bir de taksi var. Bir taksi var. Onu da telefonla aldık. Şu kale var tepede. Gözüküyor mu buradan? Şurada. Tam arkada kalıyor yelkenlerin. Şurada. O kale ortaçağ kalesi. Bir de içinde manastır varmış. Ona bakmayı istiyoruz ama bakalım taksici kaç para diyecek. Bir de taksi ne kadar oraya çıkıyor. Yani orada galiba gene yürümelik yani illa. Çıkarsa ortaçağ kalesi çünkü. Kesin şey. At ve eşek yoludur. Araba çıkmaz. Belki de hani inşaat için yol açmışlar. Onu da bilemiyoruz tabii. Bunu bize zaman gösterecek. Onun dışında şuranın arkasında ilk girdiğimiz bir koy vardı. Orada beach var. Orası güzelmiş tavernası. Botumuz ile oraya gidecek. Bir de sonraki günde bu tarafı dönünce buranın ikinci büyük koyu var. Bir günümüzü de oraya ayıracağız. Size kardeş ilan ediyorum. Evet, üç kardeş değil mi bunlar? Üç kız kardeşler, üçü de aynı güzellik. Aynen. Meis de böyle evleri, Simi de böyle, bura da böyle. Bu daha çok İtalyan vari bu arada. Evet. Onu da söyleyeyim yani. Mert, ne diyoruz böyle durumlarda? Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan valla. Bu arada gece saat 4'te Anek Lines geldi. Işıl ışıl parlaya parlaya geldi. Ya nasıl zıplattı bütün tekneleri yerinden. Alt üst oldu, döndü, herkes yerine oturdu tekrar sonra. Şimdi bu da öyle yapacak. Aşırı yavaş geliyor. The Star Ferries, evet. Olması gerekenden yavaş. Stavros'u görünce korkudan Stavros çıkardık. Demir vallahi salladı, bilmiyorum çöpe atacak demek ki. 40 metre, 45 metre, 50 metre. Şu yazanlar ne Mert? Bayağı miço çapaya baktı. E boş gibi. Pireyas'tan geliyor, Pire'den. Pire'nin şeyi. İlk darbeleri aldık. Mert eliyle darbeleri savuşturuyor. Aferin aşkım. Olması gereken bir kaptan. Ya deniz yolları vallahi bizdeki otobüsten daha şey değil mi? Daha çok. Yani şuraya yani saatte gelmedik, feribot kalmıyor ya. Ne güzel, keşke bizim de deniz yollarımız böyle çok olsa, süper olsa. Karadan ne gideceğim o zaman? Hayatta karadan gitmem. Mis gibi yata yata giderim, feribotumu atlayıp. Yiyorsun, içiyorsun, ne güzel yatıyorsun. Oh. Araban da gider bununla. Arabanı da koy, motorunu aynen gider, motorunu araba koy. Ben hep bununla gidelim. Niye? Mis gibi. Aynen. Kedileri de koyarım box'larına. Aynen. Arabayla gideceğim. Ne trafiğe gireyim sıcakta? Yakıt yapacağını vermem. Mesela atıyorum. Şimdi biz yakıtımız 600-700 diyor. 1000 lira olsa vermez misin? Veririm abi. Ne olacak ya? Yatıyorsun çünkü abi. Dinleniyorsun, anladın mı? Araban da eskimiyor. Tekerlekler. Tabii ki. Mağara göründü aslında değil. Ne kadar yürü koyun? Az abi. Gittik, uz gittik. Kanayi. Kanayi isimli plaja geldik. Burada bir tane taverna varmış. O tavernanın işte şezlongları var vesaire. Şemsiye varmış. Şemsiye, şenzup. Pek de boş yok gibi ama. Şöyle güzel snorkeling yapılır. Belli ki.
bizi indirdi. Şimdi gidiyor otonuza bağlayacak. Şurada ortalıkta çünkü hiç koyacak bir yer yok. Ve de bayağı kalabalık. Belki şurada var mıdır dedim ama o da hemen şöyle bir setup yaptık. Güzel oldu. Hadi bakalım işler yer içeriz. Mert'cim koyu gölgeleri bulmuşsun gene. Ağaç bizim işimiz. Kanyab hiç güzelmiş ama değil mi? Yerde. Yani ağaçların altında. Şnorkele uygun. Burada ne yiyeceğiz? Burada aslında yiyeceğiz. Burası aslında balık restoranı arkadaşlar bayağı. Yani burada aslında yani bayağı akşam yemeği gibi. Breşmiş falan da. Aynen yani. Ama şimdi şey, yani çok öğlen hani biz balık şu anda yemeyeceğim yani. Yalnız denemek istediğim bir şey vardı. Panya makarnası dedikleri. Ondan deneyeceğim. O makarna tabii ki işte o 2. Dünya Savaşı sırasındaki kıtlıklardan, yoksulluklardan olmuş. Hani makarnaya sos koy, çocuklar yesinler vesaire. Bu da güzel böyle soğanlı, peynirli bir makarna. İnşallah burada da güzel yapıyorlardır. Yemez. Evet, şu anda bu neymiş Mert'cim? Gariban makarna. Halki pasta dediğimiz şey yiyoruz. Soğan, şey, kaşar, makarna. Ama güzel karamelize değil mi sonra yapayım? Çok güzel. İskelemizde şöyle bir misafir var. Dışarıda duruyor tekrar. 3 tane. Evet ya. Matamaran bağlat, bir şeyler yapmışlar. Kız Doris. Adam iskeleyi koparır artık bilemeyeceğim. Aldı götürdü deriz. Aldı götürdü koca katamaran deriz. Lagun 450. Yemektir. Bir pasaportuna bakar. Ben seni yakın adaya götürürüm. Yakın bir adaya götürürüm ben seni. Halki ilk öğretim. Evet Mert'cim, adamız hakkında bir şikayetin varmış Halki Belediyesi'ne. Evet, şimdi burada ulaşım yok ya toplu metro. Şey de var, mesafe de var. Böyle bir 4-5-6 kilometrelik bir yol var. Hem iki tane manastır var. Biri yakın, biri şey. Bir de eski yıkıntı bir köy varmış. Onlara dolmuşçuluk başlatacağız burada. Evet. Tekne kiralama. Yani küçük sandal, şey motorlu. Ondan sonra işte dolmuşçuluk, dağ bisikletçiliği, spor ayakkabı ve şey, deniz ayakkabısı, parmak arası terlik motor satışı, motor kiralama gibi hizmetlere başlıyoruz. Çünkü bunlar eksik. Halki de bunlar hiç mi hiç yok. Yani adanın turistik olmamasını istiyorlar gibi. Evet. Mesela turizm şeyi var bir tane, hani olur ya böyle pano olur, işte buranın onu hani güzel yerlerini ya gösterir. Şuraya merkezi yapacaklarına ta yukarıda bir yerlere koymuşlar tesadüf gördüm. Ama yürüyüş yolları varmış. Yani onunla gurur duyuyorlar. Tamam da biz yürüyemeyen ve tanibel olan insanlar içinde. Ne yapacaksın? Çünkü sıcak oluyor. Ben sıcakta yürümek istemiyorum. Evet ben de istemiyorum. Alıp motorumu gitmek istiyorum. Veyahut da ATV'm. ATV çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Bay bay. Şu balıkların orada neler oluyor? Ne yapıyorsunuz evladım? Yuvarlak çizip duruyorlar mı? Tamam. Evet, kiralık tekne terörü yaşıyoruz. Bu Yunan adalarında en çok bu sene yaşadığımız terör. İstiyor mu ne yazıyor? Bir firma var çarpık. Hep katamaran kiralıyorlar. Tabii kiralananlar hep şey, denizden uzak insanlar. Burada yatılıp kalktığını bilmiyorlar. Gece 12'yi geçmesine rağmen bas bas bağırıp oyun oynuyorlar. Işıklar falan açık tabii. Millet kendini İstanbul'da, şehirde falan zannediyor yani.
İşte. Apartman dairesinde falan sanıyorum. Ya da Rusya'nın dağ köylerinde falan olduğunu sanıyorum. Neredeyse abi.